Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber muhteşem önemli bir konuyu işleyeceğiz. Peygamber Efendimiz'i işleyeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i işleyeceğiz. Ve bütün insanlara gönderilmiş son peygamber olarak Hazreti Muhammed'i biliyoruz. Aynı zamanda Kur'an onun vasıtasıyla insanlara bildirilmişti. Ve aynı zamanda Kur'an'ın ilk muhatabıydı. Yani kutsal kitabımızın ilk muhatabıydı. Kur'an'ı en iyi şekilde yaşamış ve açıklamış ve aynı zamanda sözleri ve davranışlarıyla Müslümanlara yani bizlere örnek olmuştur. Şimdi bütün bu çerçevenin içerisinde Hazreti Muhammed'in örnekliği konusunu muhteşem bir şekilde işleyeceğiz. Aynı zamanda ödevlerimizi yapmayı ihmal etmeyelim. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Peygamberimiz çok belli özelliklere sahip işte. Doğru ve güvenilirdi. Aynı zamanda merhametli ve affediciydi ve bunun gibi çok güzel örnekliği vardı Peygamber Efendimizin. Bu Hazreti Muhammed yazdıktan sonra S-A-V yazıyorlar. Bu ne demek biliyor musun Tonguç'um? Sallallahu aleyhi ve sellem demek. Aslında hani peygamberimize salat etmek gibi aslında bu. Kur'an'da da geçen bir şey bu aslında. Peygamberimize salat gönderin. Yani ona destek olun demek aslında birazcık da. Doğru ve peygamberimiz Tonguç'um doğru ve güvenilir bir insandı. Yani peygamberimizi etrafındaki insanlar el-emin sıfatıyla biliyorlardı. Bu peygamber efendimizin en önemli özelliklerinden birinci. Merhametli ve affediciydi. İşte bir sürü kendisine zulmeden insanlara karşı hep ne yaptı Tonguç Evren benim? Onları affetti. Onlara merhamet etti. Kendi üstün pozisyona geçtiği zaman. İnsanlara değer verirdi Tonguç Evren benim. Hatta sadece insanlara değil. Çevreye, doğaya, hayvanlara da değer verirdi. İnsanlara değer vermesi ama etrafındaki insanların her birisi ayrı bir öneme sahipti onun için. Ve cesur ve kararlıydı Tonguç'um. Yani o kadar savaşa girdi. O kadar savaşa girdiği zaman da hani 300 kişi 3000 kişiye karşı olsa dahi cesur bir şekilde savaşması gerektiği yerlerde çünkü insan o şeyler müşrikler ona saldırıyorlardı. Müslümanlara saldırıyorlardı. Ona rağmen cesur ve kararlıydı. Kendi yapacağı planın arkasındaydı ve istişareye önem verdi. İstişare ne demek Tonguç'um biliyor musun? İstişare böyle şey yapmak hocam. Geceliğin uykuya yatmak. Hayır İrem o istihare o başka bir şey. İstişare dediğim şey danışmak demek. Mesela nasıl biz bir arkadaşlarımızla bir plan yapmadan önce ilk başta veya kendi kafamızda bir şey kurgularken ilk başta danışırız ailemize, arkadaşlarımıza, işimize. İşte bu istişare demek ve peygamberimiz de aynı şekilde yanındaki, etrafındaki inananlara mutlaka danışırdı. Hakkı gözetirdi Tonguç evladım peygamberimiz. Hiçbir zaman adaletsiz değildi ve adaleti sonuna kadar gözetmeye çalışırdı diyoruz. Peygamber Efendimizin örnekliğinden en önemlilerinden bir tanesi demiştik. Doğruluk ve güvenirliği. Tonguç'un Peygamber Efendimiz bir kere en güzel örnektir olarak biliniyordu. Ona da Üsve-i Hasene denilen bir Arapça tabir var. Peygamberimiz Üsve-i Hasenedir aslında ve bu da en güzel örnektir demek. Yani bu kelimeyi görünce kafan karışmasın. Belki sınavlarda veya bir yazılarda falan filan çıkar. Peygamber Efendimizin iki tane çok temel özelliği var Tonguç'um. Sıdk ve emanet. Sıdk ne demek Tonguç'um sence? Sıdk doğru olmak. Harika süper. Yani Sıdıka diye bir isim vardır Türkçe'de de hatta. Sıdkı diye isim vardır. Doğru sözlü olmak. Sadık. Aynen sadık dediğimiz şey doğru sözlü olmaya. Sadık birazcık daha farklı ama Sıdkı, Sıdıka gibi isimler aslında doğru demek aslında. Şaka bile olsa yalan söylemedi peygamberimiz. Onu da unutmayalım Tonguç'um. Çünkü ya düşünsene peygamberimiz Allah'ın dinini tanıtacak ve insanlara duyuracak. Ve bunu yapacak bir insanın yalan bir şey söylemesi ne demek biliyor musun? O zaman diğer söylediklerinin de yalan olması demek. Allah korusun o yüzden peygamberimiz hiçbir zaman yalan söylemedi diyoruz. Düşmanları bile doğruluğunu tasdik ediyordu. Yani düşmanın olsa da sen doğrusun sana inanıyorum ama ben bu senin doğru söylediğini biliyorum ama ben bu dine inanmıyorum diyorlardı müşrikler mesela. Senin doğru söylediğini biliyorum diyorlardı ama. Yaptığı anlaşmalara sadık kaldı ve hiçbir zaman anlaşmalardan dönmedi. Hani normalde sen birisiyle el sıkıştın diyelim. Sonrası diyorsun ki ya işte ben anlaşmayı bozuyorum diyorsun.
Ha, bunu bunu aslında hiçbir zaman Peygamber Efendimiz yaptı. Mesela Museviler, Yahudilerle bir anlaşma yaptı ve bu anlaşmadan dönmedi. Onlara o kadar büyük şeyler yapmalarına rağmen, anlaşmayı bozmaya çalışmalarına rağmen dönmedi. Emanet dediğimiz şey Tonguç'um el emindi. Yani sen Peygamber Efendimiz'e şu kalemi ver mesela, sonra gel 10 yıl sonra tekrar al. Hiçbir şekilde zarar gelmez. Emanete sahip çıkardı. Ve verdiği sözleri de çok net bir şekilde tutardı. Hiçbir zaman aksatmazdı. Aynı burada yaptığı gibi, yanlış yaptığı anlaşmalardaki gibi. İslam'ı da olduğu gibi tebliğ ediyordu. Yani anlatıyordu diğer insana diyoruz. Hazreti Muhammed'in merhametli ve affedici oluşuna bakarsak, Tonguç'um, merhamet aslında sevgi ve şefkat ve acıma duygusu demek. Hoşgörü ne demek biliyor musun? Anlayışlı olmak. Harika. Hataları görmezden gelme. Anlayışlı olma demek aslında. Çocuklara karşı çok merhametliydi Peygamber Efendimiz. Çünkü kendisi de aslında yetim büyümüştü. Kendisine kötülük yapanları bile affetmiştir Tonguç evladım benim. Kendisine kötülük yapanları da affetmiştir. Biliyorsun Tonguç'um, savaş esnasında bile merhametliydi. Ve aynı zamanda yetim ve öksüzleri korurdu Tonguç evladım benim. Ve doğayı ve hayvanları da korurdu. İşte merhametli affedici oluşunda bir tane daha örnek veriyoruz. Ve Hazreti Muhammed'in istişareye önem vermesinde şunu bilmemiz gerekiyor. İstişare aslında Tonguç'um danışmak demek. Danışmak. Nasıl yani hocam? Arkadaşlarına danışıyorsun. Mesela işte mesela sen bir şey yapmadan önce diyorsun ki ya ben bunu yapsam acaba doğru bir şey yapmış olur muyum falan filan. Veya işte bir baba ailesindeki anneye danışıyor mesela, karısına danışıyor. Ondan sonra veya sen bir şey yapmadan önce bir okul seçeceksin, sınavdan puan aldın ve puanla okul seçeceksin. Annene babana danışıyorsun, rehber öğretmene danışıyorsun, öğretmenle danışıyorsun falan filan. Mesela konuyu iyi bilenlere danışırdı bir kere. Mesela rehber öğretmenine danışmamız iyi bilenlere danışmak demek. Eşinin ve kızlarının görüşünü almıştı Peygamber Efendimiz. Aynı zamanda mesela savaşta taktik konusunda savaş üstadı olanlara danışmıştı. Ondan sonra istişare konunun detaylı değerlendirilmesi demek aslında. Ve isabetli karar verilmesi için insanlara önem verilmesi açısından da önemli. Mesela şöyle düşün Tonguç'um. Sana birisi gelse danışsa. Ya Tonguç, sen benim matematik netlerimin atması konusunda ne bir tavsiyede bulunsun dese, sen böyle bir pohpohlanırsın. Aynen. Böyle o ya ben demek ki bir artık şey oldum yani, hani otorite oldum ya, ben arkadaşlarıma fikir bile veriyorum tarzında. Bu da insanlara önem verme açısından önemli bir şey. Ayette de şöyle geçiyor: müminlerin işleri aralarında şura iledir, yani danışma iledir. Şura 38. ayette geçiyor, Şura suresi 38. ayette. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bu ayetin hasebinde, bu ayetin devamında insanlara danışarak davranırdı diyor. Ve Tonguç'um, cesaret ve kararlılığına baktığımız zaman Peygamber Efendimiz çok güzel bir lafı var. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler davamdan vazgeçmem. Yani İslamiyet'i yayma davamdan vazgeçmem diyor Peygamber Efendimiz aslında. Çok güzel bir laf gerçekten de. Sevr mağarasında hüzünlenme, Allah bizimledir diyerekten aslında diğer insanların da kendilerine güvenmelerini, kararlılıklarını sağlamalarını, cesaretlenmelerini sağlamalarını istiyordu. Peygamber Efendimiz çok enteresan Tonguç'um. Birçok savaşta aslında çok azdı Müslümanlar. Mesela müşrikler bu kadarken Tonguç'um Müslümanlar bu kadardı. Ve bunların üzerine de saldırıyor. Hatta Müslümanlar bazı savaşlarda korkuya düşmüşlerdi. Ve Allah şöyle çok güzel ayetler indirmiş. Sizden biriniz onlardan onla bedeldir. İşte sizden yüzünüz onlardan birine bedeldir. Sizi Allah melekleriyle destekleyecektir diyerekten Allah da ayetleriyle Müslümanları cesaretlendirici laflar kullandı. Ve sonra da Tonguç evladım benim, Müslümanlar birçok savaşta müşrikleri az olmalarına rağmen Peygamber Efendimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde yendiler ve Müslümanlık bu sayede yayıldı aslında. Nedir savaşlar? Bedir, Uhud, Hendek savaşları gerçekten 3 tane çok önemli savaştır. Ve bu savaşlarda çoğunda Müslümanlar öne geçerekten, Müslümanlar kazanaraktan, bir savaşta sadece kaybeder gibi oldular. Onun sebebi de Peygamber Efendimizin taktiğini uygulamamaları aslında. Hani orada söylediği taktiği uygulamamaları, ama sonuçta Müslümanlığın yayılmasında bu cesaret ve kararlılık çok önemliydi. Ve hakkı gözetmedeki hassasiyetine baktığımız zaman Tonguç'um,
hılful fudul denilen bir aslında şeye katıldı Peygamber Efendimiz. Bir topluluktaydı aslında Peygamber Efendimiz ve bu sayede adaleti korumaya, hakkı gözetmeye savunan bir topluluk aslında bu. Mesela esirler, savaş esirlerine Peygamber Efendimiz adil davranır. Hatta şöyle çok enteresan, çok güzel bir özellik var. Mesela savaş esiri olarak kaldı mesela müşriklerle müminler savaştılar diyelim ve sonuçta müşriklerden yenilenler savaş esiri olarak Müslümanlar yanında kalıyorlar. Ve bunlara dedi ki Peygamber Efendimiz hani bilmem kaç kişiye okuma yazması öğretirseniz sizi serbest bırakacağım dedi. Yani bu çok olağanüstü bir şey aslında. Bu adil davranmanın hakkı gözetmenin aslında çok önemli bir göstergesi. Normalde savaş esirleri ne yaparlar biliyor musunuz? Ver bilgi ver bize şunları ver bilmem ne falan diye öldürürler genellikle. Veya işte köle yaparlar, esir yaparlar. Daha doğrusu kötü şartlarda şey yaparlar ama Peygamber Efendimiz bunlar gibi davranmadı tabii. Kul hakkına da çok önemli verirdi ve adaletten asla taviz vermedi Tonguç evladım benim. Makam ve mevki kararlarını da etkilemedi diyoruz. Makam ve mevki hani işte sen buranın valisisin. Umurunda değil. Sen kararlarında hakkı gözeteceksin dedi. Ve insanlara değer vermesine baktığımız zaman ırk yani zenciymiş, beyazmış, cinsiyet işte kadınmış, erkekmiş, makam, mevki, şöhret gibi halk yani insanların kendi arasında uydurdukları şeyleri daha doğrusu veya işte ırsi olan şeyleri fark etmeksizin her insana değer verdi. Siyah, beyaz fark etmez. Kadın, erkek fark etmez. İşte sen valisin, sen kölesin, sen işte çalışansın fark etmez. Her insana değer verdi ve muhatap alırken de yüzüne bakmıştı insanlar. Yani yüzüne bakarak konuşmak çok önemlidir. Konuşma insanlara değer verme açısından da bir insana bir şey anlatmak istiyorsan ve insanın sana değer vermesini istiyorsan sen de diğer insanlara değer vermek için yüzüne bakar ve güler yüz gösterirsin. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bu kurala da kendi hayatına çok dikkat etti. Ve insanların dertlerini de sabırla dinledi. Zaten birçok ayette de geçiyor. İnsanların Peygamber Efendimiz'e danışmak için, dertlerinin çözümü için geldikleri geçiyor. Çocukların gönlünü almış ve onlarla da şakalaşmıştı Peygamber Efendimiz. Yani çocuklara da çok değer verdiğini buradan görebiliriz. Ödülü sorumuzu yaptığımız zaman bu haftanın yorumlara yolla. Hadi bakalım.